Şimdi aydınlanmaya bakacağız bu dersimizde. Aydınlanmada yine ışıkla ilgili bir olay aslına baktığımız zaman. Şimdi ışık ile ilgili ya da ışığın yapısını anlatmak için birçok teori aslında zaman içerisinde ortaya atılmış. Newton ışığın küçük taneciklerden oluştuğunu ve doğrusal yollarla hareket ettiğini söylemiş. Huygens'e baktığımız zaman ışığın ilerlemesi için evrenin boşluk olmaması gerektiğini ve dolayısıyla esir maddesiyle dolu olması gerektiğinden bahsetmiş. Planck'a baktığımız zaman ışığın ışımasının sürekli olmadığını, kuantumlu olması gerektiğini söylemiş gibi, yani bu şekilde birçok fikir ortaya atılmış. Günümüzde baktığımız zaman bizim kabullendiğimiz iki tane model olarak görüyoruz ışığın yapısını. Bir dalga modeli olarak göreceğiz, bir de tanecik modeli olarak göreceğiz. İlerleyen şeylerde, sınıflarda, özellikle 12. sınıfta bu yapıları ortaya koymuş olacağız. Baktığımız zaman bizim aydınlanma ile ilgili özelliği bilmemiz gereken 3 tane temel tanım görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ışık şiddeti. Işık şiddeti bir ışık kaynağının bir saniyede yaydığı ışık enerjisinin ölçütü. Normalde şöyle düşünelim. Biz ışığı fotonlardan oluşuyor biliyoruz. Foton dediğimiz birer tanecik. Ve şöyle düşünün. Bir kaynaktan sonsuz tane tanecik çıkıyor. Ve bu sonsuz tane tanecik, yani bir nokta gibi düşünün ışık kaynağını. Oradan her yöne sonsuz doğrultuda yayılan bir sürü ışık taneci, sonsuz tane ışık tanecinin olduğunu düşünün. Ve bu bir saniyede kaç tane çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bir zaman içerisinde çıkan ışık taneciklerin sayısı olarak düşünebilirsiniz. Bir yorum olarak. Bu ışık şiddetinin birimine biz kandela diyeceğiz. Ve ışık şiddeti hatırlarsanız fizikteki temel büyüklüklerden bir tanesiydi. Hem de skaler bir büyüklük. Bir diğer tanım ışık akısı. Şimdi şöyle düşünün. Biraz önce ne söylemiştik? Bir ışık kaynağımız var ve bu ışık kaynağından çıkan ışık taneciklerinin sayısı demiştik. Onunla beraber diyelim ki elimizde bir ışık kaynağı var ve bu yüzeyi aydınlatıyor. Bu yüzeye ışık kaynağından düşen dik ışık taneciklerinin sayısına biz ne diyoruz? Işık akısı diyoruz. Bu yüzeye, belli bir yüzeye düşen dik ışık miktarına biz ışık akısı diyoruz ve birimi de lümen. Şimdi burada önemli olan şeyler, tanımlardan bir tanesi dediğimiz gibi ışık akısında ne olması gerekiyordu? Işığın yüzeye dik olarak düşmesi gerekiyordu. Eğer bir küre olarak düşünürsek, bir kürenin yüzey alanının 4 pi r kare olduğunu zaten biliyoruz. Bir kürenin içerisinde, yani o tüm yüzeyinde oluşan ışık akısının büyüklüğünün 4 pi I'ya bağlı olduğunu görebiliyoruz. Yani bir kürenin yüzeyinde oluşan ışık akısının büyüklüğünün yarı çapıyla alakası olmadığını görüyoruz. Sadece ışık şiddetine bağlı. Bu önemli bir nokta. Şimdi bir örnek yapacağız. Bu örneğimize bir karşılaştırmalı örnek yapmak istiyoruz. Dikkat ederseniz iki tane yüzeyimiz var ve bunlara birinde paralel ışık demeti yolladık. Bir tanesinde bir noktasal ışık kaynağından çıkan ışınları yolladık. Buna göre yorum yapmak istiyoruz. Buradaki ışık akısının tekrardan temelini hatırlayalım. Işık akısının mantığı neydi? Yüzeye düşen dik. Bakın bu dik kısmı önemli. Işık miktarına biz ışık akısı diyorduk. Burasına dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, ben paralel ışık kaynağı kullandım, noktasal ışık kaynağı kullandım. Noktasal ışık kaynağı kullandığım için ışık bu şekilde dağılıyor. Paralel kullandığım için doğrusal olarak geliyor. Işık şiddetini artırırsam, ışık şiddeti neydi? Hatırlayalım. Gönderdiğim fotonların sayısıydı. Şimdi ben gönderdiğim fotonların sayısını artıracağım. O zaman ne olacak? Buraya gördüğüm gibi şu anda 5 tane foton düşüyorsa aynı şekilde 6, 7, belki 8 tane foton düşecek. Yani yüzeye dik düşen foton sayısı arttığı için ne olacak? Işık şiddeti arttıkça ışık akısı da artmış olacak. Şimdi gelelim diğer tarafa. Aynı şekilde ışık şiddetini artıracak olursam ne olacaktır? Mesela buradan bir tane dik düşüyorken bir tane daha düşmüş olabilir ya da iki tane daha düşmüş olabilir. Yani sonuçta ışık şiddetinin artmış olması bu yüzeye de dik düşenlerin sayısını artırmış olacaktır. Dolayısıyla ışık akısı artar diyoruz. Foton sayısı artıyor çünkü sonuçta. Peki yüzey alanının artması neyi değiştirecek? Şimdi şöyle düşünün.
Işık kaynağımıza düşen fotonların sayısına bakacaktık. Ben yüzey alanını artırınca o zaman ne olacaktır? Yine buraya kaynaktan gelen fotonların sayısı, biraz önce mesela şöyle düşünün. Şurada bir yüzey olmadığı için buradan gelen bir foton varsa o boşa gidiyordu. Fakat yüzey alanımı artırdığım zaman ne olacak? Buraya da artık foton düşmeye başlayacak. Aynı mantık burada da geçerli. Yani yüzey alanını artırdıkça ne olacak? Yüzeye düşen ışık sayısı artmış olacak. Dolayısıyla her iki durum içinde akı artmış olur. Yalnız burada gelelim şu kısma. Işık kaynağını yüzeye yaklaştırırsak. Şimdi hatırlarsanız burada ne söylemiştik? Yüzeye düşen dik ışınlara bakmak gerekiyordu. Ben bu yüzeye doğru yaklaştırsam da, yüzeyden uzaklaştırsam da sonuçta bu ışınlar zaten yüzeye dik olarak geliyor. Yani bunu yaklaştırmam yüzeye ya da ışık kaynağından uzaklaştırmam bu gelen ışıklıkların dikliklerini herhangi bir şekilde etkilemiyor. Sayıyı da etkilemiyor. Dolayısıyla bu şekilde bir yorum yapacak olursak burada akı değişmemiş olacak. Fakat şöyle düşünün. Hani bu yüzeye düşen ışık taneciklerin sayısı olarak düşünün. Mesela ne olacak? Ben yaklaştırıp ya da uzaklaştırdığım zaman. Şimdi mesela bu ışık buradan geçiyor gibi düşünün. Bakın bu ışığın sonuçta bir oluşturduğu bir ışık akısı varmış gibi olacak. Ama siz eğer bu yüzeyi biraz daha aşağı indirecek olursanız bu şekilde artık bakın bu ışığın yüzeye hiç değmediğini göreceksiniz. Dolayısıyla ışık kaynağını yüzeye yaklaştırdıkça buradaki değmeyen ışınların artık değdiğini görebilirsiniz yüzeye. Ya da uzaklaştırdıkça biraz önce değen şu ışığın artık değmeyeceğini görebileceksiniz. Ama ben yaklaştırıyormuşum. Bu durumda akının arttığını göreceğim. Eğer uzaklaştırıyorsaydım akı azalacaktı. Ama bu durumda yani ışık zaten dik olarak geliyorsa akı artmaz veya azalmaz. Çünkü zaten sonuçta dik olarak geliyor. Şimdi bir örnek yapalım. Örneğimizde 3 tane küresel yüzeyimiz var ve bu küresel yüzeylerin merkezlerinde ışık şiddetleri I olan ışık kaynakları yerleştirdik. Işık akılarını kıyaslamak istiyoruz. Hatırlarsanız biraz önce şöyle bir formülden bahsetmiştik. Phi yani ışık akısının büyüklüğü 4 çarpı pi çarpı I olarak vermiştik. Bu formül aklımızın bir tarafında dursun ve şunu devamında eklemiştik. Demiştik ki ışık akısının yani kürenin yüzeyinde oluşan ışık akısının yarı çapın büyüklüğüyle alakası yoktu. Görebiliyoruz. Sadece ışık şiddetine bağlı. Ve sorumuzda K'daki, L'deki ve M'deki ışık şiddetleri aslında birbirine eşit. O zaman ne olacaktır? Akıları kıyaslayacak olursak buradaki ışık akılarının birbirine eşit olduğunu görmüş olacağız. Çok basit bir örnek oldu. Sadece dikkat etmem gereken ne soruluyor? Benden istenen ışık akısı tüm yüzeydeki ışık akılarını bu şekilde bulabiliyorum. Peki ben eğer bu kürenin yarısını kullanıyor olsaydım o zaman 4 pi I bölü 2 olarak alacaktım. Çünkü ben kürenin yarısını kullandım. Yani açıya bakmak gerekiyor. Şimdi diğer bir örneğimizde yine ışık akılarını kıyaslamak istiyoruz. Unutmamam gereken şey ne? Unutmamam gereken şey bakın biraz önce ne dedik? Küremin tamamını kullanıyorsam problem yok. Tamamını aldım formülde. Ama eğer ben yarısını kullanıyorsam o zaman ikiye bölmem lazım. Yani açının miktarı ne kadar büyükse o zaman akı da o kadar büyük oluyor. Yani ışık akısı neye bağlı? Bir, ışık şiddetinin büyüklüğüne bağlı. İki, açının büyüklüğüne bağlı. Bakın, K, L, M yüzeylerindeki ışık akılarını kıyaslayacağım. Tabi L'nin M'yi etkilemediğini düşünmek kaydıyla. Önde engel değil yani onu söylemeye çalışıyoruz. Bu durumda hepsinin ışık akısını kıyaslarken ışık aynı kaynaktan çıktığı için hepsinin ışık şiddeti aynı. O zaman ışık akıları aynıymış gibi görünse bile diğer etkili olan şey neydi? Açıya bakmak gerekiyordu. Yani açı ne kadar büyükse ışık akısı o kadar büyük olacak. O zaman K'daki ışık akısı en büyük. Daha sonra bakın ikisinin açısı aynı. L ve M bölgelerinin. Dolayısıyla L ve M'deki açılar eşit olduğu için akılar da eşit olacak diyecektik. O zaman cevabımız ne olacak? Akı olarak bakarsak K'daki akı büyük. L'deki ve M'deki akılar birbirine eşittir. Bakın bunu bir daha söyleyelim.
Akının eğer yüzeyin tamamını alıyorsanız 4 pi I olarak veriyoruz. Mesela yüzeyin yarısını aldık. 2 eşit parçaya böldüğümüz için bölü 2 olarak almak zorundayız. Eğer ben bu yüzeyin sadece 4'te 1'ini kullanıyorsam 90 derecelik açısını, o zaman bu formülü 4'e bölmem gerekiyor. Ama dikkat ediyorsanız ışık şiddetini aynı almak zorundayız. KLM'deki ışık şiddetleri kaynak aynı olduğu için aynı. O zaman açıya bakıyorum direktmen. Açısı büyük olanın akısı da büyüktür dedik. Şimdi bir diğer tanımımız var. Diğer bir tanımımız da aydınlanma tanımı olacak. Şimdi aydınlanma tanımına baktığımız zaman neden bahsediyoruz? Birim yüzeye düşen dik ışıklarına, ışık akılarına biz aydınlanma şiddeti diyeceğiz. Ve aydınlanma şiddetini E harfiyle göstereceğiz. Birimi de lüks olacak. Ve aydınlanma şiddeti de skaler bir büyüklüktür. Bunu söylemiş olalım. Hem de türetilmiş bir büyüklük. Bundan bahsetmiş olalım yere gelmişken. Şimdi şunun devamını getireceğiz. E eşittir I bölü D kare ile bulacağız. Zaten biz ne söyledik biraz önce? Işığın dik olmasını istiyoruz. Dolayısıyla eğer ışığımız dik olarak geliyorsa yüzeye ne ala, problem yok. Ama ışığımız dik olarak gelmiyorsa o zaman bunun dik olan bileşenine bakacağız. Yani sinüs veya kosinüs ile çarpmamız gerekiyor. Dik olan bileşeni elde etmek için. Ve eğer bize bir sayısal ifade soruluyorsa D'nin birimi metre olarak görülmeli. I dediğimizde neydi? Işık şiddetiydi diyeceğiz. Yani bizim aslında lüks dediğimiz şey neymiş o zaman? I'nın birimi ışık şiddetiydi, kandela. Kandela bölü metrenin karesi aslında lükse eşitmiş dememiz gerekiyor. Şimdi bir örneğimiz var. Örneğimiz şu. Bakın I ışık kaynağımız var. Yüzeye olan uzaklığı D'ye kadar ve dik olarak düşüyor. Dolayısıyla ben buradaki aydınlanmayı direktmen yazabilirim. I bölü D kare formülünden. Ama bakın burada bir sıkıntımız var. Çünkü ışık kaynağımızın hani ne olması lazım? Yüzeye dik ışıklar düşürmesi gerekiyordu. Bakın tanımımız öyle. Ama burada dik olmadığını görüyoruz. O yüzden ben burada yüzey ve ışık kaynağı arasındaki dik bileşene bakacağım. Yani şu bileşenine bakmak zorundayım. Yüzey dik. Şimdi bunun devamında o zaman K ve L için artık bu aydınlanma şiddetlerinin büyüklüklerini yazayım. Şimdi K için başlıyorum bakın. K yüzeyi için yazacağım. Aydınlanma şiddetinin formülü neydi? I ışık kaynağının şiddeti bölü D'nin karesi. Bu K içindi bölü. Şimdi L için yazmaya başlayayım. Yalnız dediğim gibi L'nin iki bileşeni var. Bakın bir tane bileşeni şu. Kosinüs bileşeni. Açının komşusunda kaldığı için. Bir de açının karşısında şurası kaldığı için burası da sinüs bileşeni. Eğer dikkat ediyorsanız ben burayı alacağım. Yüzeye dik olanı bakın bu. Yani I bölü. Şimdi aradaki uzaklık D kare çarpı sinüs 37. Şimdi I bölü D kareler birbirini götürsün. Yukarıda bakın 1 kaldı. Aşağıda sinüs 37 yani 0,6. Bu 0,6 6 bölü 10 demek. Ters çevirirsek 10 bölü 6'dan 5 bölü 3 olarak elde etmiş olacağız sonucumuzu. Gördüğünüz gibi basit. Sadece I bölü D kareyi unutmayın ama yüzeye dik olması gerekiyor. Işık kaynağımızın. Diğer bir örneğimizden bahsedelim. Şimdi noktasal bir ışık kaynağımız var. Ama noktasal ışık kaynağımız nerede? Küremizin, yarım küremizin merkezinde. Noktasal ışık kaynağını buraya koyduk ve bu noktasal ışık kaynağından çıkan ışınların K'daki, L'deki, M'deki aydınlanma şiddetlerini kıyaslamamızı istiyoruz. Aydınlanma şiddetinin formülünü hatırlayalım tekrardan. I bölü D kareydi. Ama ne olması lazımdı? Dik olması gerekiyordu. Dik değilse bunu dik olarak almak gerekecekti. Yani sinüs veya kosinüs bileşenine bakacaktık. Şimdi yorumumuzu yapalım. Bakın K için yoruma başlayalım. Şimdi hepsinin ışık şiddeti aynı. Biz I olduğunu yazdık. K için yazıyorum bakın. Bu noktanın K'ya olan uzaklığı, ışık kaynağı bulunduğu yerin yarıçap olduğunu biliyorum. Yani R kare olarak yazdım. Ve kürenin merkezinden, kürenin yüzeyine çizilen bütün doğrultuların dik olduğunu bildiğim için aslında buranın zaten dik olduğunu görüyorum. Yani bu yazdığım EK aydınlanma şiddeti. Nerenin? K'daki. Şimdi aynısını L noktası için yazayım. Şimdi I ışık şiddetimin büyüklüğü ve yarıçap uzaklığı yine yani R kare çarpı zaten burasını demiştik yarıçap doğrultusu yine yüzeye dik olmalı. O yüzden zaten dik olarak geldiği için bir de bileşen eklemiyorum. Bu da L'deki. Aynı şeye bakın yine
M noktası için, yani şuradaki açıların alfa, 2 alfa, işte 60, 90, 120 olması beni ilgilendirmiyor. Ve sonuçta neden? Çünkü hepsi zaten dik. Yani M noktası için de yine aynı sonucu yazabiliyorum. Yani yapmam gereken K'daki, L'deki ve M'deki aydınlanma şiddetleri birbirine eşittir demek. Çok basit bir şey olmuş oldu. I bölü D kareye baktık.